O zaman yavaştan girişi yapalım. Tamam, ben Evet. yavaştan önce kendimi tanıtarak başlayayım. Tabii. İsmim, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İsmim Erol Hira. Turkcell'de BİP ekibinde çalışıyorum. Turkcell'de farklı ekiplerde çalıştım. Yaklaşık bir yıldır BİP ekibindeyim. Ağırlıklı olarak Java teknolojileriyle çalışıyorum. Bu şekilde benden bu kadar. Konumuza geçelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar, önce bugün ne göreceğiz onu bir üzerinden geçeyim. Bugün önce konfigürasyon merkezileştirme ihtiyacından biraz bahsedeceğiz. Spring Boot uygulamalarımızda konfigürasyon yönetimini nasıl yapıyorduk ona bir bakacağız. Sonrasında bu ihtiyaca yönelik Spring Cloud Config projesi ile nasıl bir çözüm sunuyor bize onu inceleyeceğiz. Sonra da Spring Cloud Config ile sunulan konfigürasyon güncelleme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Şimdi probleme biraz bakalım. Şimdi yazılım mimarilerinde mikroservislere doğru bir yönelim olduğunu biliyoruz. Bu monolitik dediğimiz yapılarda kodun yönetimi, ölçeklenmesi ve küçük bir kod değişikliğinin büyük bir devreye alıma dönüşmesi gibi sebepler kabaca bizi mikroservis mimarilerine yönlendirmişti. Kabaca bakacak olursak mikroservis mimarilerde daha kolay yönetilebilir, birbiriyle ilişkili, yani beraber değişen kodların birlikte olması gibi temel kurallara göre servisin kapsamını belirleyip mimarimizi çiziyoruz. Tabii büyük bir kod base'i sınırları daha net çizilmiş servislere bölünce servis sayımızı arttırmış oluyoruz. Servis sayımız artınca da bunun getirdiği bazı sorunlar oluyor. Bunların yönetilmesiyle alakalı. Şimdi bunlardan bir tanesi bugün inceleyeceğimiz problem aslında. Servislerin ortak kullandığı konfigürasyonları nasıl yöneteceğiz? Her servis için deployment bazında konfigürasyonu çoklayacak mıyız? Şimdi ilk sorumuz bu. Bu soruyu destekleyen bir diğer nokta da servisin ölçeklenebilirliğinden kaynaklı. Şöyle, mikroservis mimaride monolitik yapıya göre daha yatay ölçek ekleme yapar oluyoruz. Yani işlemci gücü yerine aslında makine sayısını arttırmaya daha meyilliyiz. Neden? Çünkü monolitik yapıda birden fazla servise verdiğimiz toplam işlem gücünü mikroservislere dönüştürünce azaltmış oluyoruz. Yani trafik altında yatay ölçekleme daha mantıklı bir hale geliyor. Yani özetle deploy ettiğimiz servis sayısını da makine sayısını da arttırıyoruz. Bu da yine konfigürasyon yönetimini makineler arasında elle yönetmenin çok maliyetli olduğu bir yapı anlamına geliyor. Yani örnek olması açısından bir domaindeki servislerin 100 makinede deploy olduğunu düşünelim. Bu durumda konfigürasyonda servisler tarafından ortak kullanılan bir özelliği değiştirmek baya maliyetli bir iş oluyor. Tabi bunu uygulama adminlerimiz skriptler aracılığıyla ya da bizim yazılımcı olarak sunduğumuz in-house çözümler ile yönetiyorlar bir şekilde. Biz de bugün Spring Cloud projesi altındaki alt projelerden olan Spring Cloud Config bu problem nasıl bir çözüm getiriyor? Onu inceleyeceğiz. Şimdi 12 faktör manifesto diye bir şey var, bildirge var. Bu Cloud Native uygulamalarla birlikte aşina olduğumuz 12 maddelik bir liste bu. Bu listede 3. madde şeyle alakalı, konfigürasyon yönetimiyle alakalı. Burada oradan cümleleri alıp koydum. Şimdi konfigürasyonu şöyle tanımlıyor. Konfigürasyon dediğimiz şey deployment'lar arasında değişebilecek her şeydir diyor. Ve konfigürasyonu koddan ayırmamız gerektiğini söylüyor. Yani hardcoded olması bir yana ayrı bir dosya olarak tuttuğumuz property dosyalarını da kabul etmiyor. Konfigürasyon tuttuğumuz ortam ile kodun deploy olduğu ortam birbirinden farklı olmalıdır diyor yani. Bir diğer nokta ise release yönetimi ile alakalı. Şimdi bu manifestonun 4. maddesi de release yönetiminden bahsederken şöyle söylüyor. Konfigürasyonda yaptığınız herhangi bir değişiklik yeni bir release'dir diyor. Şöyle yani. Bizim kodumuz var. Kodumuzu build edip paketimizi oluşturuyoruz. Bununla release'imizi çıkıyoruz. Ama konfigürasyonda yaptığımız değişiklik de aslında bir release'dir diyor.
Ve şunu söylüyor. Sen aslında şöyle bir tablo tut diyor. Yani böyle bir tablo tut derken yani böyle bir yapıda takip et diyor. Paketinle konfigürasyonun senin release'ini oluşturacak diyor. Yani sen paketini değiştirmesen de konfigürasyonunu değiştirdiğin zaman bu senin için bir release'dir diyor ki yaptığın değişiklikleri izlemen, işte bir sorun çıktığında bunun hangi kod ve konfigürasyon ikilisine ait olduğunu takip edebilmen için böyle bir yöntem izlemelisin diyor. Şimdi biz bugün tabii release management kısmına girmeyeceğiz. Biz Spring Cloud Config kısmıyla devam edeceğiz. Şimdi Spring Cloud Config'e geldiğimizde Spring diyor ki benim sunduğum Spring Cloud Config projesi çözümü 12 faktör manifestoda bahsedilen konfigürasyon maddesiyle uyumlu bir çözümdür diyor. Tabii bunu söylerken sadece 3. maddeden bahsediyor. Yani konfigürasyon yönetiminden bahsediyor. Release Management'tan bahsetmiyor. Şimdi bu diyagram üzerinden Spring Cloud Config ile sunulan çözüme bakalım. Bu çözümde konfigürasyon bilgisini Git'ten, database'den ya da bir file sistem de olabilir, bir data store'dan alıyoruz. Sonrasında config server modelimiz var. Bu modele göre config server data store'dan yani Git'ten bizim bu sunumda kullanacağımız Git'ten konfigürasyon bilgisini alıyor ve kendisinden talep eden client'lara sunuyor. Yapı basitçe bu şekilde. Config server bu bilgiyi REST config server bu bilgiyi REST servis olarak sunduğu için client'ın bir Spring uygulaması olması şart değil. Yani herhangi bir teknolojiye yazılmış bir uygulama config server üzerinden konfigürasyon bilgilerini alacak şekilde çalışabilir. Fakat Spring Cloud Config projesinde bu entegrasyon ve konfigürasyonun güncellenebilmesi için Spring'e özel config client çözümü var. Bu da Spring tarafındaki işleri oldukça kolaylaştırıyor. Şimdi Spring Cloud Config mimarisinde client'a config server tarafından sağlanan konfigürasyon bilgisi var dedik. Bu bilgi Spring tarafında property'ler olarak tutuluyor. Şimdi Spring Property bu yönetimi nasıl yapıyordu onu bir hatırlayalım. Çünkü Spring Cloud Config'in nasıl çalıştığını anlamamız için bu önemli. Hızlıca özetleyeceğim. Şimdi Spring Framework'ün bizim için yönetici objelere Spring Bean diyoruz. Spring bu binleri Application Context denen başka bir obje içerisinde tutuyor. Kendisi için anlamlı bir obje. Bu binler içinde kullanabileceğimiz property'leri ise Environment interfeysi ile erişilebilen bir modelde tutuyor. Environment interfeysi bizim Spring'in daha eski versiyonlarında Property Resolver olarak bildiğimiz, daha sonra extend edilip üzerine aktif profiller eklenen yeni de ondan sonra gelen bir interface. Temel amacı aslında Property Resolver'lar gibi property kaynaklarından property'leri çekmek. Şimdi bu modelin içerisinde iki tane önemli alan var. Aktif profiller ve Property Resource'lar. Aktif profiller binlerin profil bazlı aktiflenmesinde kullanılıyor. Yani bir interface'in implementasyonunun ne olacağını aktif profille belirleyebiliyoruz. Örneğin development ortamında çalışan implementasyonla canlı ortamda çalışan implementasyonu ayırmak istediğimiz zaman bunu kullanabiliyoruz. Şimdi profiller ile yapabildiğimiz diğer bir şey ise property'lerin kaynaklarına öncelik sırası vermek. Şimdi property kaynakları dediğimiz şey şu. Şuradaki environment altında property source ile ifade edilen bir yapı var. Burada property'ler liste halinde geldikleri kaynağa göre gruplandırılarak tutuluyorlar. Örneğin komut satırı argümanı olarak verdiğimiz property'ler burada listenin en üst sıralarında yer alıyor. Java sistem property'si olarak verdiğimiz şu XD ile verdiğimiz genelde Java Virtual Machine veya third party bir library kullandığımız zaman verdiğimiz parametreler komut satırının altında bir grupta yer alıyor. Sonra işletim sisteminden gelenler yer alıyor. Sonrasında da bizim uygulama için oluşturduğumuz property dosyalarından
gelenler yer alıyor. Şimdi bu aslında daha fazla, bu liste aslında daha fazla uzun bir liste. Fakat hani bizim bugünkü konuyu anlamamız açısından bunlar üzerinden gidebiliriz. Şimdi bu listenin en üstünde, yani üstlerinde olmak önemli. Çünkü en üstte olan propertiler alttakileri eziyorlar. Eziyor derken aslında şöyle, bir Spring'in ayağa kalkarken Etveli anotasyonu ile bir property'ye bağlandığını düşünelim, burada olduğu gibi. Bean bu property'yi environment interface'i üzerinden istiyor ve kendine yazıyor. Environment interface'i de bu isteği aslında listenin en başından başlıyor ve property'yi hangi grupta bulursa ondan alarak Bean'e veriyor. Dolayısıyla property'yi üstteki bir grupta bulursa alttaki gruplara tekrar bakmıyor. Şimdi burada dikkat edersek Bean instance'ındaki property value ile environment'taki property value eşit olmak zorunda. Bu Bean initialize olurken işleniyor. Fakat siz eğer bir şekilde environment'taki bir property'nin değerini değiştirirseniz Bean'deki property ile environment'taki aynı değere sahip olmayabilir. Bunun için Bean'deki değeri de tekrar bind etmeniz gerekecektir. Bu konuyu da inceleyeceğiz. Şimdi bu listenin en üstünde olmak önemli dedik. Bunu belirleyen faktörlerden, yani listenin üstünde olmayı belirleyen faktörlerden bir tanesi şu aktif profiller. Aktif profiller de birden fazla profil verebiliyoruz ve son yazdığımız profille oluşturulan property kaynağı diğer profillere göre listenin üstünde yer alıyor. Yani şuraya bakarsak dev profili daha öncelikli olduğu için buradaki örnekte daha üstte yer almış. Şimdi şu anlattığımız kısma kadar örnek bir uygulama üzerinden hemen bakalım. Şimdi şöyle örnek bir uygulama oluşturdum. Bunun üzerine ekleyerek çalışmamızı göstereceğiz. Normal bir Spring Boot uygulaması. Şu entry point'im. Şimdi şurada şeylerim var. Yani şunu söyleyeyim sunumda. Şimdi nasıl bağlıyorduk property'leri bean'lere? Yani nasıl erişiyorduk? Ya bean üzerinden environment'a erişip onun üzerinden property'ye erişiyoruz. Ya etveri anotasyonu kullanıyoruz ya da configuration properties ile property'lerimize erişiyoruz. Şimdi bu örnek uygulamamızda şöyle bir property dosyamız var. Application Properties. Buradan Application Config denen başka bir class üzerinden Configuration Properties'e bağladık. Test kontrolörümüzde de bir tane REST kontrolörümüz var. Buradan propertilerimize erişiyoruz. Şimdi şundan bahsedeyim. Bu Profile servis altında interface'in profillerine göre implementasyonu belirleyebiliyoruz demiştik. O aslında nasıl oluyordu? Şöyle oluyor. Spring Profiles Active alanında belirttiğimiz profil değeri ile aktiflenen profil ile oluşturduğumuz, yani kullandığımız implementasyon aktifleniyordu. Şimdi bir de propertilerde kullanıyor. Onu da bakacağız. Şimdi uygulamamızı bir çalıştıralım. Şu şekilde çalıştığını görelim. Sonra devam edelim sunuma. Evet. Şöyle refresh ediyorum. Evet. Bu endpoint'i çağaraktan şu anda property'leri görmüş olduk. Uygulamamızı çalıştırdık. Şimdi sunuma devam edelim. Yani şundan bahsedeyim. Şimdi ne yapıyorduk? Bu property dosyalarını nasıl kullanabileceğimizi bazı parametrelerle belirtiyorduk. Ne yapıyorduk mesela? Şu argümanlarımıza şöyle bir parametre vererek application properties yerine bu isimle başlayan dosyayı kullan diyebiliyorduk. Ve şunu diyorduk. Aslında sen property'lerini paketin içinden okuma, git external bir alandan oku diyorduk. Bu parametreyi vererek örneğin.
Dolayısıyla koddan bağımsız aslında yapıyorduk property yönetimini. Şimdi devam ediyorum. Şimdi Spring Boot uygulamalarında bu environment'teki property'leri görmemizi sağlayan bir endpoint mevcut. Spring Boot Actuator ile açılan endpoint'lerden biri bunu yapıyor. Actuator'dan hızlıca bahsedeyim. Actuator, Spring Boot uygulamalarında daha çok management ya da monitoring tarzı, yani uygulamayı izleme ve operasyon olarak bazı ayarların değiştirme gibi işleri konfigüre edilebilir endpointlerle sunmak görevini üstleniyor. Aslında Java uygulamalarında JMX bu tarz işler için kullanılan bir eklentiydi. Hala da kullanılıyor. Yalnız Spring Boot'lu bu işi daha basitleştirmiş, daha konfigüre edilebilir, yani aç kapı yapabileceğimiz endpointler sunuyor ve onları kullanabilmemizi sağlıyor. Şimdi biz bizim uygulamamıza hemen bunu ekleyip görelim. Bu Actuator'ı kullanacağız Spring Cloud'da. Şöyle bir bağımlılığı var. Hemen POM XML'imize bunu ekliyoruz. Şunu sileyim. Şunu yapmamız gerekiyor. Çalışsın sonra tekrardan bakalım. Evet, çalıştırdık. Şimdi Actuator dependency'ni ekleyip uygulamamızı başlattık. Actuator endpoint'i altında açılan endpoint'leri görüyoruz. Aslında daha fazla entegre endpoint var fakat izin vermezsek bu kadarını görebiliyoruz. Şimdi şurada endpoint'lerin isimleri var. Şunlar Actuator'dan açılan endpoint'lerin isimleri. Şimdi şöyle yapıyoruz. Property dosyamıza geliyoruz. Ya o isimleri virgülle ayıraraktan yazıyoruz ya da hepsini aç diyoruz. Biz şimdi hepsini açalım. Tekrardan başlattım. Evet. Şu anda gördüğümüz gibi bütün aslında sağladığı entegre endpointler açıldı. İsterseniz kendiniz de endpoint ekleyebiliyorsunuz, yazabiliyorsunuz. Spring Cloud Config'in yazdığı gibi. Şimdi şurada ENV denen bir endpoint var. Şimdi bu endpoint aslında bizim application context'e az önce baktığımız environment'ı bize print etti, ekrana yazdı. Gördüğünüz gibi aktif profiller burada. Biz tanımlamadığımız için boş. Boş olduğu zaman default değeri aslında var. Property source'larımız da burada. Yani hangi kaynaktan geliyor şeyler? İşte komut satırları burada. Servlet komut satırından sonra geliyormuş. Yani sistem propertilerinden daha öncelikliymiş. Onu burada görebiliyoruz. Şimdi bunu açarak aslında uygulamamızın environment'taki propertileri anlık olarak değerlerini görebiliriz. Tabii bunu canlı ortamda bu şekilde açmamak lazım. Çünkü içeride bir hassas bir veri varsa sıkıntı olabilir. Yani basic authentication'ı da koysanız hassas veri içerdiği zaman bu bir sıkıntıya neden olabilir. Ama test ortamlarımızda hani test ederken propertilerin anlık olarak değerini görmek açısından faydalı olabilir. Şimdi devam ediyorum. Sunumu büyüteyim. Şimdi Spring'in az önce incelediğimiz property yönetimine Spring Cloud Config nasıl bir ek getiriyor ona bakalım. Spring Cloud Config ile gelen Bootstrap Context diye bir kavram var. Bootstrap konteksti aynı config server'a bağlanan client'ların ortak konteksti olarak düşünebiliriz. Cloud Context olarak ifade ediliyor. Amacı Spring Cloud uygulaması ayağa kalkmadan config server'ımızdan property'leri çekmek ve bunu application context'teki environment içerisine getirmek aslında. Dolayısıyla property'leri Spring Application context'teki environment'a aktarıyor diyebiliriz. Uygulama ayağa kalktığında aslında uygulamaya kalktığında evet yani Bootstrap context ile Spring Cloud Config'den alınan property'leri environment'e koymuş olduk. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken nokta şu.
Config Server'dan aldığımız bu property source'lar listenin üst kısmında yer alıyorlar. Yani en üstte değil. Bu liste aslında daha uzun dediğimiz gibi ama üst kısımlarında yer alıyorlar. Mesela komut satırı argümanlarının işte sistem propertilerinin üstünde yer alıyor. Dolayısıyla aslında onlardan öncelikliler. Bunu değiştirebiliyoruz. Biz normalde komut satırıyla diğer propertileri ezmeye alışıyoruz aslında. Dolayısıyla bu değiştirilebilen bir özellik fakat varsayılan değer olarak bu şekilde. Şimdi config server uygulamamızı oluşturabiliriz. Az önceki şemada gördüğümüz. Ne yapacağız bunun için? Önce basit bir Spring Boot uygulaması oluşturacağız. Buna config server için gerekli olan dependencies'leri ekleyeceğiz. Sonra enable config server anotasyonu ile uygulamamızın config server olarak auto-configure olmasını sağlayacağız ve son olarak da Bootstrap Properties dosyasında config server'ın hangi data source'a bağlanması gerektiğini belirteceğiz. Biz burada git kullanacağız. Şimdi dikkat edersek application properties yerine bootstrap properties kullanacağız dedik. Bu dosya doğrudan bootstrap context ile ilişkili. Yani bootstrap context ayağa kalkarken application properties değil de bootstrap properties'deki değerleri okuyarak da oradaki değerlerden hangi data source'a gitmesi gerektiğini anlıyor. Şimdi config server'ımızı oluşturalım. Şimdi normal bir şuradan config server uygulaması oluşturacağım. Şu şekilde. Adına config server dedim. Şimdi burada dependencies'lerden şunu seçiyorum. Config server seçiyorum. Aslında şunu da seçeyim. Bu da bana lazım olacak mı? Yok, lazım olacak. Seçmeyeyim. Şimdi başlatıyorum config server'ı. Oluşturuyorum daha doğrusu. Evet, şimdi ne dedik? Bağımlılığı zaten kendisi eklemiş oldu. Şöyle bir bağımlılık ekliyor. Şuraya baktım ben. Yanlış yere bakıyormuşum. Şuraya bakacağım. Spring Cloud Config Server bağımlılığını ekliyor. Şimdi şunu yapıyorum. Application Properties'im yine kalabilir. Ben gidiyorum burada. Bootstrap Properties diye bir dosya oluşturuyorum. Buna bu default zaten. Şimdi buna şey vereceğim. Şu property ile config server'ın property'leri nereden okuması gerektiğini söylüyorum. Şimdi bu directory benim lokalimde var tabii. Bunu gösterdim ben. Şimdi ne var bunun içerisinde? Az önceki application properties olan dosyalar var. Şeyler var. Özellikler var. Burayı kullanmasını istiyorum. Tabii burayının bir git repository olması gerekiyor. Burayı bir git repository'e çevirelim. Tamam. Bir saniye. Tamam, şu anda burada aslında benim şeyim var. Config repository'imi oluşturdum. Şimdi aslında config server'ımı aslında ayarlamış oldum. Yani config server'ı konfigür etmek aslında basit. Bu kadar. Şimdi sunumu açayım. Oradan devam edelim. Şimdi config server oluşturduk. Config server'ın property'leri alıcı data store'umuzu da oluşturduk. Git olarak oluşturduk. Şimdi file'ları oluştururken nasıl oluşturduk? Application'ımızın adını verdik ve
Böyle bir dosya oluşturduk, proper dosyası oluşturduk ve application'ımızın adından sonra profil değerlerini vererek, yani aynı eski Spring Boot'ta olduğu gibi oluşturduk. Şimdi burada nasıl oluyordu davranışı config server'ın ve aslında Spring Boot uygulamasında da bu şekilde. Şöyle oluyor. Dosyanın isimlendirmeleri şöyle oluyor. Şimdi application properties dosyasına biz ortak property değerlerini koyuyoruz. Yani tüm servis instance'larımızdan ve o config repository'de olan tüm aslında farklı servislerin kullanabileceği ortak özellikleri koyuyoruz. Application name ile başlayan dosyalara ise daha özelleşmiş property'leri koyuyoruz. Yani ortak özelliklerden ayrılan. Application name profil ile olanlara ise daha da özelleşmişleri koyuyoruz. Bunlar şu sırayla geçerli. Üstte olan yine ne yapıyor? Alttakinin önüne geçmiş oluyor ve bu şekilde config server şeyi alıyor. Şimdi config server'ımızı ayağa kaldıralım önce. Şu client'ımızı durdurayım ben. Config server'ı ayağa kaldırıyorum. Ha, şunu save etmemişim. Evet, config server'ımız şu anda ayağa kalktı. Yani aslında artık config server'dan isteyen client'lar property'leri çekebilir durumda. Peki client'lar bu property'yi nasıl alacaklar? Şöyle alıyorlar. Spring Boot uygulaması olsun ya da olmasın bir config client config server URL denen bir URL ile istekte bulunuyor. Ve config server'da o URL'deki bilgilere göre property'leri dönüyor. Şimdi config server URL nasıl bir şey ona bakalım. 3 tane parametresi var. Şurada application name, profile ve label. Application name ve profile alanları hangi dosyaları istediğimizi aslında bir bakıma söylüyor. Yani ben application name ve profil ile hangi dosyalar ile ilgilendiğimi söylüyorum. Bunların dışında bir isimle başlayan dosyayla ilgilenmediğimi aslında belirtiyorum. Label ise propertilerin hangi branch'ten, tag'den ya da commit'ten alınacağını ifade ediyor. Yani şöyle, benim config server URL'im şu olsun. Ben diyorum ki config server'a, benim uygulamanın adı myapp. Dolayısıyla bana myapp properties'i ya da myapp tire dev ya da myapp tire bulk yani profille özelleştirilmiş dosyaları ver diyorum. Ve bunu nereden ver diyorum? V2 tag'inden ver diyorum veya V2 branch'inden ver diyorum hangisi varsa oradan istiyorum. Şimdi config server URL'im bu. Şimdi şey yapalım. Bu config server'ı ayağa kaldırdık. Bir istek yaparaktan test edelim. Demiş, 88-88 demiştik. Hangi şeyi istiyoruz? Yani dosyalarımızı tekrar şuradan görelim. Bizim dosyalarımız Core Billing ile başlıyor. Yani aslında uygulamamızın adı Core Billing olabilir. Dolayısıyla buraya Core Billing yazıyorum. Core Billing uygulamasını istiyorum diyorum. Sonra buraya profil yazacağım. Dev diyorum. Ya da default da diyebilirim. Hiçbir şeyim yoksa. Yani sadece tek bir dosyam varsa mesela profille ilişkilendirilmiş dosyam yoksa buraya default diyecektim. Sonra da label'ı veriyorum. Default label master. Yazmasam da olur. Ama yazayım şimdi. Evet. Ne geldi bakalım.
Bu nasıl olabilir? x88 Kobe Link ve Master. Şöyle yapalım. Ben Git'i burada bir tek araya kaldırayım. gördüğünden emin miyiz? Bu Doğru söylüyorsun. Aslında şey yazması gerekirdi ama. ya burada şunlar falan yüklendi gibilerinden bir blok basmadı çünkü. Tamam, şöyle yapayım. Şuraya yeni bir repo oluşturayım. O repoda sanki, yani şunu daha önce kullandığım için belki sıkıntı olmuş olabilir. Text2 config diyeyim. Şuradan şunları alıyorum. Tamam. Komitledim. Şunu değiştireyim. Şöyle yaptım. Tekrardan başlatıyorum. Evet. Type not found diyor. Ne demek bu ya? Çözümleyememiş olabilir ya şeyi. Yani konfigürasyonları çözümleyemeyip URL generate edemedi büyük ihtimal. Yani gitmiş olur. Bu şeye bakalım. Hani bu home erol dev, Şöyle doğru diyorsun, oraya bir bakalım. yani doğru bir pet mi değil mi? Bir ls atabilir misin? Şöyle yapayım, doğru diyorsun. Şey Home erol vs scg x2 config değil mi? Evet. aha. Aslında doğru. Şimdi bir saniye. Enteresan. He, şöyle ya, tamam. Arkadaşlar şunu unuttuk. Şuraya enable etmedik şeyi. Enable config server dememiz gerekiyor. Bunu dedikten sonra override edebiliyoruz şu şeyleri. Tamam, şimdi başlatıyorum tekrar. Tekrardan deniyorum. Evet, şu anda aslında oluşturduğum config server URL ile config server'dan properleri istemiş oldum. Şimdi buraya dikkat edersek profilim dev burada. Dolayısıyla application name ve dev profil oluşturulmuş property'nin daha yukarıda olduğunu görüyorum. Yani aslında daha öncelikli olduğunu görüyorum. Bunu bana config server de veriyor. Aynı zamanda benim environment'ımda da bu şekilde bu sırayla oluşuyor yani şey. Tamam, config server'ımızı oluşturduk. Şimdi sunuma geri dönelim. Config client'ımızı oluşturalım. Şimdi config client'ımızda mevcut uygulamamız vardı. Onu aslında config server'a gidecek şekilde konfigür edelim. Ne yapacağız? Yine dependency'lerimiz var. Onları ekledikten sonra Bootstrap property'mizde eklememiz gereken bazı özellikler var. Şu özellikleri ekliyoruz Bootstrap properties'i config client'ta ve bu özelliklerle config client aslında bu özellikleri config server URL'i oluşturmak için kullanıyor. Nedir bunlar? İşte şu Spring Cloud config URL'i base URL olarak kullanılıyor. Sonra şu ikisinden birini daha doğrusu
application alanında kullanıyor. Şu ikisinden birinde, yani Spring Profiles aktif veya şu alanında profil olarak kullanıyor. Label olarak da şu alanı kullanıyor. Şimdi config client'ımızı konfigüre edelim. Uygulamamız şuydu. Şimdi bunları siliyorum. Bunlarda artık şeyimiz yok. Şimdi form XML'imi açıyorum. Oraya şunu ekliyorum. Ne bu? Spring Cloud Starter Config diye bir dependency ekliyorum. Dependency Management'a da Spring Cloud dependency'lerini veriyorum. Versiyonlarımızı bulabilmek için. Sonra da yine burada Bootstrap Properties dosyamı oluşturacağım. Yani config server'la alakalı propertilerimi Bootstrap Properties'de yönetiyorum. Evet, orada da az önce gördüğümüz gibi şu özellikle şu propertileri koyduk. Burası config server URL'in base URL'i, application name, profil ve master. Aslında config server URL bu sırayla oluşuyor config server URL. Şimdi aslında başka bir ayar yapıyor muyum? Yapmıyorum. Config core billing'i şimdi bir ayağa kaldırayım. Onu da şuradan kaldırıyorum. Evet, ayağa kaldırdım. Şimdi geliyorum. Benim şöyle config şeyim vardı. Evet. Application context'i alıyorum yazıyordu burada. Şimdi ext yazıyor. Yani config server'dan aldığımı gördüm. Şimdi buradan sunumumuzdan devam edelim. Taner, buraya kadar şey bir bakayım, soru var mı? Bakmamıştım. Bir sorumuz var. Az önce bir önceki tabloyu slayta geçebilir misin? Tamam. Şu herhalde. Evet, burada Spring Application Name veya Spring Cloud Config Name'i belirtirken sanırım bir dinleyici şey sordu. İkisinden biri ne demek diye Ha sormuştu. şöyle, şimdi normalde Spring Boot uygulamalarında şu Spring Application Name kullanılan bir property. Eğer Spring Cloud Config için konfigürasyon yaparken özellikle şunu kullan demezsek, ikinci özelliği kullan demezsek, default olarak buradaki değeri alıyor. Yani ben şu değeri aslında ne için kullanıyorum? Spring Application Name'i belki loglama için vesaire kullanabiliyor olabilirim Spring Boot uygulamalarımda ama şu alttaki değeri farklılaştırabilirim. Onun nedenini aslında biraz sonra açıklayacağım ama söyleyeyim şimdi. Şuradaki trenin bir anlamı var şey için. Config server için bir anlamı var. Spring Cloud Bus üzerinden mesajları oluştururken bu treye göre bir kombinasyon oluşturuyor. Dolayısıyla application name ile cloud config name'imizi ayrıştırmamız mantıklı olabilir. Çünkü fazladan mesajın Cloud Bus'a gönderilmesini istemeyiz yani aslında. Dolayısıyla mesela Spring Application Name'de tire varken daha uzun bir isimken Spring Cloud Config Name'i daha sade verebiliriz. Onu biraz sonra bahsedeceğim ondan. Burada o zaman öncelikli şeye mi bakıyor? Config name'e bakıyor o zaman. Ya Tabii da evet şey mi yapıyor? Config Name belirtirsek aslında o kullanılır yani. İkisi de olabilir. Yani Kullanılabilir ama şöyle Config mi? Name belirtirsek Mesela application name var. İlk baş bir application name'i gitti. Config server'da baktı. Ha, bununla ilgili herhangi bir şey yok. Gitti cloud config name'i mi yok. sorguluyor Şöyle, yoksa şöyle. Yok, by şöyle. default config Bootstrap diyor. Properties'imizde biz Cloud Config Name varsa yazmışsak eğer o zaman onu dikkate alıyor. Yani Spring Application Name'deki isimle gidip bakmıyor. Yani Okey, Config daha Server'ı kontrol, evet, kontrol evet edebilir. yani şöyle diyelim. Aha. Burada mesela yukarıdakinde 1 yazsın, aşağıdakinde 2 yazsın. O zaman Config Server URL'de 2 yazacak. Öyle söyleyeyim. Sanırım bu cevabı
oldu. Ama cloud ortamında değil mi? Diye Evet. bir Efendim? ortamında değil mi diye bir soru daha sordu dinleyici. Yani evet, cloud config konfigürasyonu yaptığımızda geçerli, evet. Bir sorumuz daha var. Config Server'ın diğer servislerin rule bazlı okumasını ya da okuyamamasını nasıl sağlarız? Tam bir daha söyler misin? Config Server'ın diğer servislerin Evet. kural bazlı okumasını ya da okuyamamasını nasıl sağlarız? Yani burada şey diyor olabilir yani client'lar işte şöyle olan client'lar okuyabilsin veya şöyle olan client'lar okuyamasın gibi bir Anladım. Şimdi şöyle, ona biraz sonra aslında şey yapacağım, değineceğim. Yani config server bunu yapsın istiyoruz, değil mi? evet yani Onur öyle bir Aslında şöyle, ya şöyle ilerliyor aslında. Client aslında ne istediğini config server'a söylüyor. Ama arkadaşımın sorusu sanırım şu. Config server client, yani aslında soruyu tam şey yapamadım ya. Anlayamadım aslında. Yani şöyle bazen hani şey olabilir ya server tarafında hani istemcinin şu özellikleri veya header'ında şu tarz şeyler varsa veya agent şuysa işte response dönme hata var veya işte forbidden hatası dön gibilerinden ama şu şeyleri sahipse cevabı dön. Ya anladığım bu benim. Aslında yani şey net, config server URL'i doğru oluşturuyorsa hangi property'leri, yani hangi property dosyasından istediğini biliyordur client. Ve direkt zaten onu dönüyor. Başka bir şey dönmüyor zaten. Okey, config server o Ama zaman şey, herhangi bir kural sadece hangi dosyaya, hangi application name, hangi profil ve hangi tag için erişeceğini aslında şey yapıyor. Yani bir istek geldiğinde analizini yapıyor. Onun dışında evet. herhangi bir işlemcinin ne olduğunu aslında burada çok fazla bir şeyi yok config server için. Ben bunu Evet, anlıyorum. evet. Yani şöyle, belki şey yazılabilir config server'a, yani config server tarafında kodlar yazılabilir. Biraz sonra ona değineceğim, yani onunla ilgili ihtiyaçlar da olabiliyor. Ama hani bu özelde hani şu client'a dön, şu client'a dönme gibi, yani bunu belirleyen şey var aslında. Bus ID diye bir şey var. O bus ID'ye göre mesajlar hangi client'lar tarafından algılanacak, onu belirtebiliyoruz. Ondan biraz bahsedeceğim ama bu arkadaşımızın sorusu biraz daha farklı gibi. Yani öyle bir şey açıkçası şu an için tam kafamda canlanmadı. Okey. Bir sorumuz daha var. Hani authentication ilk akla geliyor. Evet, Şimdi security ile ilgili bir slaytlarım var. Orada Tamam, bahsedeyim oraya onlardan. geleceğiz. Tamam, o zaman ben devam edeyim. Tabii. Ya bu arada Onur şey demiş. Bus ID tam sorduğum aslında. Ona herhalde geleceğiz. Evet, bus ID ile ilgili daha detaylı açıklama yapacağım. Evet. Peki. Okey. Devam ediyoruz hocam. Şimdi şu profile biraz detaylı bakalım. Spring Cloud Config'in config server URL'deki profili belirtmek için sunduğu özellik aslında. Aslında bundan bahsettik ama yine şey yapayım, anlatayım. Sunduğu özellik aslında Spring Cloud Config Profile özelliği. Fakat bunu belirtmezsek dedik, default değer olarak Spring Profiles aktif alanındaki profilleri kullanarak oluşturuyor config server URL'i. Bunu neden kullanmak isteyebiliriz, şunu profili? Az önce application name'i anlattık ama bunu da şu yüzden kullanmak isteyebiliriz. Aslında biz şu Spring Profiles aktif değerini interfacelerin implementasyonlarını profil bazlı özelleştirmek için kullanıyorduk. Dolayısıyla oradaki profillerden farklı bir şekilde, orada girdiğimiz profillerden farklı bir şekilde biz property dosyalarına öncelik vermek istiyorsak, o zaman şunu kullanabiliriz. Yani Spring Cloud'un zaten bu işin özelleştirdiği property'yi kullanabiliriz. Şimdi profilleri bu şekilde virgülle ayırarak birden fazla verebiliyorduk. Yine burada da verebiliyoruz. Burada son yazdığımız profil
diğerlerini diğerlerinden öncelikli oluyor. Yani Propert dosyasında V2 için özelleşmiş olan profil Billing için özelleşmiş olandan daha yukarıda olacak yani aslında. Peki bu profillerin kullanım amacı ne olabilir? Şimdi Spring Cloud Config dokümantasyonunda profilleri ortamlar arası özellikleri ayırmak için kullanabilirsiniz diyor. Ve örnekler de genelde bu şekilde. Fakat bu şekilde kullanımın bazı detayları olabilir. Yani şunu söylüyor aslında örnek kullanımda. Sen diyor bir branch'inle atıyorum master branch'ine hem development propertilerini koy hem de canlıya çıkacağım propertileri koy diyor. Tabii bu biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü şunu isteyebiliriz. Yani hani developer arkadaş yanlışlıkla canlıdaki propertileri değiştirmesin diyebiliriz. Hatta şunu da isteyebiliriz. Yetkilendirmek isteyebiliriz. Yani yanlışlıkla değil hani bilerek de erişemesin. Dolayısıyla en azından bunları farklı branchlere koyup o branchler üzerinden yetkiler tanımlayabiliriz. Dolayısıyla aslında peki ne için kullanabiliriz profilleri? Şöyle olabilir. Aslında propertileri override etmek için kullanabileceğimizden bahsetmiştik. Ya da canlı ortamda mesela uygulamalarımızın farklı clusterlarda çalıştığını düşünelim. Yani İstanbul gibi bir İstanbul'da bir ortamımız olsun, bir de Ankara'da bir yedek bir ortamımız olsun. O şekilde düşünelim. Bu durumda Ankara ve İstanbul için ayrışacak özellikleri profillerle ayrıştırabiliriz. Şimdi bunlar gibi profili, application'ı ve label'i kullanarak da farklı kombinasyonlarda konfigürasyon server için tasarımlarımızı yapabiliyoruz. Şimdi label'a gelelim. Label şunun için kullanılıyor. Config server URL'deki label. Git için yani data store'umuz git olduğu durumda label, branch, tag ya da commit ID anlamına geliyor. Şu şekilde belirtiyorum. Ve ben şunu diyorum aslında bana konfigürasyonu V2 taginden ver diyorum. Yani master'dan verme V2 taginden ver diyorum. Buraya master'da yazdım. V2'yi ben silersem eğer bir şekilde yani kontrollü olarak önce V2 açmak istediğimi düşünelim. Ama V2'yi silersem bu sefer V2 olmadığı için gidip master'dan konfigürasyon çekiyor. Burada konfigürasyonlar tamamen birbirinden izole edilmiş oluyor. Yani bu label ve branch mantığında birbirinden izole edilmiş oluyor. Yani bu birbirini ezme gibi değil de hangisini bulursa gidip bütün konfigürasyonu o branch'ten ya da tag'den alıyor. Bunun default'u master. Şimdi burada şöyle bir özellik var. Config server'da bunun default değerini verebiliyoruz. Şimdi onu biraz sonra anlatacağım. Şimdi bunun kullanımına geldiğimizde de şöyle oluyor. Bu aslında konfigürasyonları dediğimiz gibi versiyonlamak için bir kullanılıyor. Rollback'lerde yani geri dönüşlerde kullanılabilir. Yani bir sorun oldu. Uygulamamızı geri alıyoruz. Konfigürasyonu işte parametre olarak şuna işte önceki bir release'in tagini vererek konfigürasyonu önceki release'in konfigürasyonundan al diyebiliriz. Veya ortamları ayırmada kullanabiliriz. Yani şöyle olabilir. Mesela ben master branch'inde canlı konfigürasyonumu tutacağım. Dev branch'inde de development konfigürasyonumu tutacağım. Ve bunları yetkilendirme yapacağım. Yani dev branch'ine sadece developer'lar erişebilecek. Master branch'ine de sadece admin'ler erişebilecek diye şey yapabilirim. Şimdi örnek bir şey bakalım. Örnek bir tasarım üzerinden gidelim. Şimdi Git repositorimizi şöyle oluşturduğumuzu düşünelim. İşte az önce anlattığım gibi dev branch'imiz var ve prod branch'imiz var. Prod branch'imizde de yine aslında İstanbul ve Ankara ortamlarımın olduğunu düşünelim. Dolayısıyla prod branch'imde ben ortak özelliklerimi buraya yazdım. Uygulamamın adı MyApp. İstanbul için farklılaşacak özelliğimi MyApp İstanbul'a yazdım. Ankara için olanı MyApp Ankara'ya yazdım. Config server'ıma default label verdim. Bu daha uzundu. Burada default label olarak yazdım. Default label verdim. Production ortamda kurduğum config server'a default label prod yazdım. Dev ortamda yazdığıma default label dev yazdım. Dolayısıyla ben bir daha şu label propertisine hiç dokunmuyorum. Yani parametre olarak bu client'ları kaldırırken parametre olarak vermeye gerek kalmıyor. Hangi config server'a erişiyorsam o gidip ilgili branch'ten konfigürasyonunu alıyor.
Config client'ta ise şunu belirtiyorum ama profili veriyorum. Diyorum ki bu config client, yani şurası İstanbul ortamı olsun. Dolayısıyla İstanbul ortamında ayağa kalkan client'lar profil olarak İstanbul'da kalkacaklar. Ankara'larda Ankara'da kalkacaklar. Dolayısıyla Ankara istediği zaman config server yerelde istek yaptığı zaman my app'i ve Ankara'yı alacak. Böyle bir şey kurabiliriz örnek olarak. Farklı kombinasyonlar oluşturabiliriz. Dediğim gibi referans dokümanda aynı branş altında mesela profillerle ortamlara ayırmış. Bu şekilde gidebiliriz. Şimdi search paths mesela farklı kombinasyonlar dediğimde search paths diye bir özellik var. Ona bakalım. Şimdi git repozitörümüzü oluşturup dosyalarımızı bu repozitördeki biz root dizine koyduk. Şimdi burada servis sayımız arttıkça ana dizindeki dosya sayısı da aslında artmış oluyor. Ve ana dizinde yüzlerce dosya olabilir aslında, yani bizim servis sayımıza bağlı olarak. Bunun için dosyaları mantıksal olarak dizinler altında toplayabiliyoruz. Bunun için search path kullanıyor. Search path'i işte böyle sabit bir link ya da katalog ile başlayan, yani isimler olsun diye verebiliyoruz. Yani konfigürasyonu bir link dizini altında veya katalogla başlayan dizinler altında ara diyebiliyorum. Ya da daha mantıksal bir tanımlama yapabiliyorum. Yani şurada bu tanımda şunu söylüyorum. Config server'da gelen application name ne ise sadece o dizindeki konfigürasyonlar ile ilgileniyorum diyorum ben. Ve o dizindeki konfigürasyonlar bana dönülüyor. Bir istisna, root dizindeki application properties her zaman dönülüyor. Şimdi bu search path'in kullanımına ben bu arada sunumu açmadan ilerliyormuşum. Bu search path'in kullanımına örneklerde genelde bu application'la örnek veriliyor. Fakat biz şeyi de kullanabiliriz. Profil, yani config server'da gelen profile göre bir dizin yapısı da oluşturabiliriz. Şöyle bir senaryo düşünelim. Bizim blink diye bir domainimiz olsun, katalog diye bir domainimiz olsun. Blink domainimizin altında çok fazla servisimiz olduğunu düşünelim. Dolayısıyla yani ben her application için, yani Blink altındaki her application için dizin oluşturmak yerine, çünkü dizinler altına ben bir veya iki dosya koyacağım ya da üç dosya koyacağım en fazla. Şunu diyebilirim. Blink diye bir dizinim olsun. O Blink dizinin altına bütün Blink uygulamalarının property dosyalarını koyayım diyebilirim. Bunu da profille yapabilirim. Yani config server, yani config Blink client'ları profil olarak Blink'i de gönderirlerse diğer profillere ek olarak. Dolayısıyla ben profil dizinin altında arama yap diyebilirim. Dolayısıyla böyle ana dizindeki direktör sayısını azaltmış ve uygulamaları aslında gruplayaraktan bir dizin yapısı kullanmış olurum. Şimdi Spring Cloud Config'deki config server ve config client yapısı bu şekildeydi. Şimdi şöyle bir ihtiyacımız var demiştik. Ben config server'da bir özelliği değiştirdim ve bunun client'lara yansımasını istiyorum. Client'ları restart etmeden, tekrar deployment yapmadan veya yansımasını istiyorum diyorum. Şimdi bunun için sağlanan 3 tane endpoint var. Bunlardan bir tanesi Spring Boot Actuator tarafından Spring Cloud Config'in açtığı Actuator Refresh. Diğeri ise Spring Cloud basın açtı. Şimdi şu Actuator Refresh endpoint'ini inceleyelim. Şöyle oluyor. Yani git repozitörde ben atıyorum. Şuradaki bir özelliği değiştirdim. Ve client'ları refresh etmek istiyorum. Client'lar üzerinde açılan Actuator Refresh Endpoint'ini çağırıyorum. Bu endpoint gidiyor. Yine config server'dan propertilerini alıyor ve aynen Bootstrap Context aracılığıyla yine aynı şekilde environment'a yazıyor. Yazdıktan sonra da geliyor. Bean'lerdeki bind edilmiş propertileri bu sefer refresh de ediyor. Şimdi bunun bu refresh properties'den bahsedeyim, sonra örneği göstereyim. Şimdi yukarıdaki 3 endpoint'ten herhangi bir tanesiyle refresh yaptığımda gördüğümüz gibi environment aslında güncellemiş olduk. Dolayısıyla environment'a direkt erişen bean'ler de direkt refresh propertilerin güncel halini okumuş oluyorlar.
Configuration Properties diye bağladıklarım da direkt refresh oluyor. Fakat AddValue ile bağladığım, bin'e bağladığım property'lerin refresh olmasını istiyorsam bu bin'lerin klaslarına AddRefreshScope anotasyonunu koyuyorum. Koymazsam buradaki değerler refresh olmuyor. Bir de şöyle bir özelliğimiz var. Şimdi bu refresh'ten sonra çeşitli eventler atılıyor. Spring Application Context içerisinde anlamlı olan eventler. Bir tanesi Environment Change Event. Bu Environment adındaki property refresh olduktan sonra atılıyor. Bunu dinleyen binler hangi özelliğin değişmiş olduğunu anlayabiliyorlar. Buna neden ihtiyaç var? Şöyle bir senaryo düşünelim. AddValue ile bağladığımız bir anotasyonumuz olsun. Bunun gösterimini yapsak mı? Nasıl gidiyoruz? Süremiz ne kadar acaba oldu? 8 olmuş. Bunu sadece anlatarak ilerleyelim. Şöyle anlatayım. Şimdi şuradaki benim de AddValue anotasyonum var. Ve A diye bir değerim olsun. En iyisi ben bunu şey yaparak göstererek yani demosunu yaparak şey yapalım. Şöyle yapıyorum. Şöyle bir servisim olsun. Direkt daha önce yaptığım bir yerden kopyalıyorum. Şimdi burada şöyle bir alanım var file name diye. Bir de current file diye bir alanım var. Şimdi bin initialize olurken ben environment'tan bu değeri alıp file name alanına bağladım. Fakat Current file diye bir alanım daha var. Current file ise bu file name alanından oluşturduğum için şu şekilde yani file name artı UID diye bir alandan oluşturdum. Dolayısıyla ben şu alanı refresh ettiğim zaman aslında current file refresh olmamış olacak. Dolayısıyla benim bu durumda bir refresh olduğunu anlamam lazım ki şu refresh'i çağıraraktan tekrardan şu current file alanını şey yapayım. Refresh edeyim. Dolayısıyla az önce bahsettiğim environment change event'i dinlemem lazım. Erol hocam, az önce Evet. yanlış söyledin sanırım. Current file değiştiğinde haberim olmayacak demiştin. Sanırım file name'in değeri değiştiğinde haberimiz olmayacağından dolayı bu refresh metodu çağrılmayacak ve o yüzden de current file değişmeyecek diye anlıyorum Aynen söylediğin gibi evet. Yanlış söylemiş ben. olabilirim. Aynen söylediğin gibi Taner. Tamam, okey. Dolayısıyla şimdi ben file name'in değiştiğini anlayıp current file'de refresh edeceğim. Evet, şimdi şöyle bir listener ekliyorum. Yine bunu da hemen şöyle alayım. Evet, yani environment change event'i dinliyorum. Bunu event listener anotasyonunda da yapabiliriz. Ne yapıyorum burada? Diyorum ki environment change event geldiği zaman eğer değişen key'ler arasında bu varsa diyorum, o zaman blink log servisteki alanı refresh et diyorum. Bu şekilde bir tanımlama yapıyorum. Şimdi Blink servisteki alanı izleyelim. Onu da şuraya ekleyelim hemen.
File'ı yazıyorum. Şimdi tabii şunu kod değiştireyim, şey yapayım, tekrardan başlatayım. Config server'ını tekrardan başlatmayayım. Ha şöyle şunu benim tabii şeye koymam lazım. Evet, şimdi bir dosyayı değiştirdim. Commit etmeme gerek yok. Commit etmezsem config server ile aynı makinede olduğu için direkt oradan alıyor. Ama biraz sonra yani pushlamam gereken örneklere de bakacağız. Şimdi konfigürasyonu değiştirdim. Oradan okuyacağım. Şimdi başlatalım şeyi. Config client'ımı başlatayım. Evet başladım. Şimdi şey yapayım. File değil mi? ABC logo gördüm burada. Şimdi değişiklik yapayım. Dosyamda değişiklik yapayım. ABC1. Şimdi buraya ABC1'in gelmediğini görüyorum. Şimdi refresh etmek istiyorum. Ama client'ımdaki değeri. O zaman ne yapıyorum? Actuator refresh endpoint'ini çağırıyorum. Evet. Evet, bunu çağırınca bana değişen property'yi de verdi zaten. Şimdi geliyorum. Bakın şu ID alanının normalde event çalışmasa sabit kalması lazımdı. Şu an değiştiğini gördüm. Çünkü aslında current file alanı AddValue'la bağlanmış bir alan değildi. Fakat eventi alaraktan o alanı tekrardan refresh etmiş olduk kendimiz. Bu böyle bir ihtiyaç için kullanmamız gerekebilir. Şimdi devam ediyorum. Şimdi Spring Cloud Bus şöyle, şimdi az önceki yaptığımız istek sadece bahsedeyim. Az önceki yaptığımız istek sadece bir client üzerinde refresh yapıyor. Dolayısıyla ben bütün servislerimin refresh olmasını istersem bütün servisler üzerindeki o endpoint'i çağırmam lazım. Tabii bu tercih edilebilir. Yani bir script yazılır ve admin arkadaşlarımız bunu çağıraraktan aslında belli uygulamalar için oluşturulan script'i çalıştıraraktan refreshlerini yapabilirler. Fakat Spring Cloud Bus diye bir alt projesi var. O projeyle bu iş için farklı bir çözüm var. Şimdi ondan bahsedelim. Spring Cloud altındaki projelerden bir tanesi. Lightweight Message Broker olarak tanımlıyor bunu dokümanında. Amacı özetle şu. Servislerin bir message broker üzerinden birbirlerine konfigürasyon değişikliklerini ya da state değişikliklerini haber verebilmelerini sağlamak için yazılmış. Message broker olarak Kafka ya da RabbitMQ varsayılan olarak destekleniyor. Başka bir broker istersek onun için ayrı bir Spring Cloud Stream diye bir proje var. Onun üzerine bir geliştirme yapmak gerekiyor. Spring Cloud Bus tarafından sağlanan iki tane endpoint var. Bunlardan bir tanesi direkt client'lar üzerindeki
environment'ı değiştirmek için yani config server'a gitmeden. Bir diğeri ise bus refresh. Oysa config server üzerinden tekrardan refresh yapmak için. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Şimdi client'lar ve config server yapacağımız konfigürasyonla Spring Cloud Bus üzerinden Kafka'daki bir topiki dinliyorlar. Biz şimdi bu sunumda Kafka kullanacağız. Ve diğer servisler tarafından gönderilen, broadcast edilen mesajları alabiliyorlar. Şimdi burada biz bir servislerin propertilerini refresh etmek istediğimizde iki alternatifimiz oluyor. Ya client'lardan birinde, yani bus'a bağlı client'lardan birinde bus refresh endpoint'ini çağırıyoruz. Ya da config server üzerinde Spring Cloud projesinin açtığı monitor endpoint'ini çağırıyoruz. Bu endpoint daha çok Git servis sağlayıcıları tarafından webhooklar aracılığıyla tetikleniyor. Ona da bakacağız. Fakat manuel olarak dışarıdan tetiklenebilir yani. Şimdi biz bu iş için yani webhook için GOGS denen bir şey kullanacağız. Git servis kullanacağız. Şimdi GOGS'dan biraz bahsedeyim. GOGS, GitHub ve Bitbucket gibi kendi makinalarımıza kurabileceğimiz Git repositorilerimizi host edebileceğimiz bir Git servisi. MIT lisansında open source bir proje. Yani istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Bu paylaştığım sayfada Docker imajı var. İstersek kolayca makinalarımızı kurabiliriz. GitHub ve Bitbucket'a göre GOGS'un bazı eksikleri var. Yani mesela repository branşları arasında yetkilendirme yapmak istiyorsunuz. Bunu GitHub Enterprise'da yapabiliyoruz veya Bitbucket'da yapabiliyoruz. GOGS'ta yapamıyoruz bunu. Veya GOGS üzerinde yapamıyoruz. Teklemeye izin vermiyor. Veya direkt branch oluşturamıyoruz. Yani workaround'ı var ama direkt branch oluşturmamıza izin vermiyor. Bunun gibi ufak tefek eksikleri var ama genel olarak yani bu config repository olarak biz Git kullanacağız. Bir Git servis sağlayıcıya ihtiyacımız var dediğimiz zaman yani GitHub, Bitbucket gibi çok enterprise bir ürün kullanmaya, daha profesyonel bir ürün kullanmak yerine bu bizim işimizi karşılayacak gibi. Sonra şimdi GOGS'u bir şey yapayım. Açayım benim makinemde göstereyim. Şimdi aynen GitHub gibi bir veya Bitbucket gibi bir arayüzü var. Yani benzer. Burada repositörlerim var. Ben daha önce oluşturmuştum. Şimdi burada bir tane oluşturalım. Myconfig repository diyeyim. Şunu kopyalayayım. Bunu private yapayım. Yani kullanıcı adı ve şifreyle erişeyim. Repository'imi yarattım. Şimdi benim az önce lokalimde oluşturduğum repository'yi buraya ekleyeyim. Yani repository'i buraya push edeyim yani. Buradaydım. Yaptığım işleri commitleyeyim. Ondan sonra buna şey ekleyeceğim. Remote repository olarak orijinini vereceğim. MyConfig repository demiştik. Evet. Ekledim. Kodları gönderiyorum. Evet, kodlarımı gönderdim. Şimdi bakıyorum. Kodların buraya geldiğini gördüm. Şimdi config server'ımı GOGS'a bakacak şekilde ayağa kaldırayım. Yani bu Bitbucket veya GitHub'la da yapılabilir. Config server'ıma geliyorum. Evet, burada
Evet, repozitörümü verdim. Şimdi durduruyorum. Şimdi config server'ımı ayağa kaldırıyorum. Evet, core client'ımı ayağa kaldırıyorum. Ha, log file name yok dedi. Çünkü log file name oraya. Ha, log file name niye yok dedi? Dev İstanbul dedim. Şeyden dolayı olabilir mi? Bu Gox'taki repo'yu açtık ya. Oraya daha konfigleri pushlamamış olabilir miyiz? Pushladık aslında ama tekrar kontrol edelim. Bir saniye. Onur şey demiş. Port 10.080 olacak hocam demiş. He, tamam. Doğru. Onu öyle yazmamış mıyız? Evet. Teşekkürler Onur. Arar dururduk mu? Şimdi evet. Tekrardan kaldırıyorum. Tamam. Şu şeyi kontrol edeyim ben. Log file name'im aslında burada var. Peki şeyi soracağım. Yani gitle mi bitmesi gerekiyor diyeceğim de normal. Yani bunun git protokolünde bir yürü olması gerekmiyor mu? Eşit bir Anlamadım. gitle başlıyor ya şey URL'i. Yok yok gerekmiyor, gerekmiyor. Şöyle. Tamam biz alamadık şeyleri. Çünkü neden? Muhtemelen logda yazıyordur da şöyle. Şunu koymadık arkadaşlar. Yani private repository yaptık ya. User ve password'u koymadık. Ha. Şey alamamış olduk yani. Bu arada şunu da az önce gördüm. Onu da şunu da değiştirmek istiyorum. Yani profili burada vermenin etkisini denememiştim. O yüzden siliyorum buradan. Tamam. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum.
Evet. Şu an ayağa kalktı gözüküyor. Evet. Şu an bu sefer config server'a giderekten, yani config server'dan daha doğrusu GOX'taki repozitöre giderekten özelliklerimizi almış olduk. Şimdi devam edelim. Şimdi Spring Cloud basın config server konfigürasyonunu yapalım. Bunun için yine dependencies'lerimiz var. Onları ekleyelim server'a. Şunları durduralım. Kullanacağımız için config server'ın Kafka, Spring Cloud basın Kafka dependency'sini ve monitor endpoint'ini kullanacağız. Spring Cloud tarafından sağlanan monitor dependency'sini ekledim. Sonra config server'daki bootstrap properties'e gidiyorum ve şu özellikleri ekliyorum. Şimdi burada diyorum ki bu servis diyorum Spring Cloud Bus için enabled'tır diyorum. Yani Spring Cloud Bus'a bağlanacak diyorum. Ve bir ID veriyorum buna. Şimdi bu ID verirken sabit bir değer yazmıyorum. Bunun unique bir değer olması gerekiyor. Çünkü config server'dan ben aynı anda iki tane ayağa kalksın isteyebilirim. Ve Spring Cloud Bus'a bağlanan nodların bus ID'lerinin unique olması gerekiyor. Dolayısıyla config server'ı için bus ID'yi bu şekilde oluşturuyorum. Kafka'ya bağlanması gerektiği Kafka bağlantısı için de Zookeeper ve Broker bilgilerimi yazıyorum. Benim makinemde çalışan Kafka için. Ve böylece config server'ımı konfigüre etmiş oldum. Şimdi config server'ımı ayağa kaldırayım. Evet. Şimdi client tarafındaki değişikliklerimizi yapalım. Client'ımızı da bus'a bağlayalım. Onun için yine dependency'mizi ekleyelim. Onun için sadece Kafka bağımlılığını ekledim. Ve Bootstrap Properties'i de şöyle bir tanım ekledim. Şurası zaten aynı. Şuralar. Sadece Bus ID farklı. Şimdi Bus ID'yi bu şekilde oluşturmamın bir anlamı var. Bus ID ile ilgili biraz sonra açıklamayı yaparken anlatacağım. Şimdi uygulamalarımızı ayağa kaldıralım. Şöyle yapalım. Bunları dışarıdan ayağa kaldıralım. Birden fazla client ayağa kaldıralım. Şöyle yapıyorum. Burada. Server'ımı ayağa kaldırıyorum. Evet, config server'ımı ayağa kaldırıyorum. Şimdi iki tane de client ayağa kaldırayım. Birinci client'ım ayağa kalkıyor. Kalksın.
Evet, birinci client'ımı ayağa kaldırdım. Şimdi ikinci client'ımı da farklı bir porttan ayağa kaldıracağım. Şöyle 70-70 portundan da onu kaldıralım. Evet, şimdi client'larımızı test edelim. Seksen seksen. Ve 70-70. Evet, iki client'ımız da şu anda ayakta. Config server üzerinde, GOG üzerinde tanımlı repository üzerinden özelliklerini aldılar. Şimdi sunuma geliyorum. Evet. Şimdi Spring Cloud Bus tarafından açılan iki tane endpoint var demiştik. Bunlardan bir tanesi Bus Endpoint'i. Bu endpoint'i herhangi bir client üzerinde çağırarak bus üzerinden bağlı tüm servislerin environment'larına key value şeklinde property'ler yazabiliyoruz. Ve bu yüksek öncelikli bir property source olarak environment'a ekleniyor. Yani mevcut bir property'yi ezmek için bunu kullanabiliriz. Ve kullanırsak Git repository'de bir değişiklik yapmadan servislerin konfigürasyonlarında değişiklik yapmış oluruz. Yani operasyon olarak bakıldığında kriz anlarında vesaire hızlıca sonuç alınabilecek bir endpoint gibi duruyor. Fakat böyle yapınca biz ne yaptık? Aslında 12 faktör manifestoyu ihlal etmiş olduk. Yani release çıkmadan konfigürasyon değiştirme demişti bize. Ama kriz var dedik ve hızlıca böyle bir değişiklik yapabildik. Şimdi bu endpoint'i test edelim. Şöyle yapalım. Şimdi şu application flag'i değiştirelim. GOGS'a gidiyorum. Tabii GOGS'a gidiyorum ama ben hangi profilde geliyorum? Önce ona bakmam lazım. Bakıyorum. Evet. İstanbul profili öncelikliymiş. Sonra da dev profili öncelikliymiş. İstanbul diye bir dosyam yok. Dev diye bir dosyam var. Dev dosyasını gidip değiştireyim. Bunu değil. Dev'e geldim. Ve bunu değiştiriyorum. Update yazdım. Evet, commit dedim. Şimdi geliyorum. Değerlerin değişmediğini gördüm. Şimdi ben konfigürasyon dosyasını değiştirmeden bu özellikleri runtime'da değiştirmek istiyorum. Hemen ne demiştik? Bus env ile değiştirebileceğim şu şekilde. Şurada yapayım. Şu şekilde. Bus env endpoint'ine name için yani key adını veriyorum. Application flag'i değiştir diyorum burada. Değerini abc yazıyorum. Herhangi bir client'e gönderebilirim bunu. Bus üzerindeki herhangi bir client'e gönderebilirim. Gönderdim. Şimdi nereye göndermişim? 8080'e gönderdim. 8080'i kontrol ediyorum. ABC olarak geldiğini gördüm. Ben zaten ABC olarak güncellemiştim. Az önce update diye boş boşuna güncelledim aslında. Onu ben farklı bir yerde göstereceğim. Şimdi 70-70'e geliyorum. 70-70'in de güncellendiğini gördüm. Böylece aslında konfigürasyon dosyasını değiştirmeden BusEnv diye bir endpoint ile bus üzerindeki bütün client'ların environment alanlarındaki
özel şey propertileri değiştirmiş olduk. Şimdi bunu servis bazında da yapabilirdim. Yani şöyle birden fazla servisimiz olduğunu düşünüyorum. Yani sadece core billing yok. Başka servislerim de var. Ve ben sadece core billing'in environment'ındaki property'yi değiştirmek istiyorum. O zaman buraya core billing diyorum. Bunu gönderiyorum. Yanlış yere yazdım. Actuator'dan sonra yazacaktım. Şeyden sonra yazacaktım. Evet. Böylece sadece aslında istediğim servise de özgü değişiklik yapabilirim. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Şöyle bir endpoint'imiz var demiştik. Şimdi bu endpoint'i çağıraktan aslında biz environment'ımızdaki bu değişikliği de görebiliyoruz. Şimdi gördüğümüz gibi bu bus_env ile yaptığımız değişiklik property source listesinde en yukarıda yer alıyor. Yani en öncelikli. Biz bu aşamadan sonra GOGS'a gidip application flag'i değiştirsek dahi o listenin daha aşağısında olacağı için bunu ezemiyoruz. Ancak yine aynı endpoint kullanarak ezebiliriz. Yani çok yüksek öncelikli bir endpoint yani property yönetim açısından. Şimdi devam ediyorum. Evet, bus refresh event. Şimdi bu bus refresh eventlere bir bakalım. Şimdi config server'da bu sefer yani config server'da pardon git repository'de bir değişiklik yaptığım zaman bu sefer client'larımın gidip config server'dan tekrardan datayı alarak kendilerini refresh etmesini istiyorum. Bunun için iki endpoint'im var. Bir tanesi client'lar üzerinde açılan bus refresh endpoint'i. Bir diğeri de config server üzerinde açılan monitor endpoint'i. Her iki endpoint de bus'a refresh remote application event türünde bir event tipinde bir mesaj bırakıyorlar. Bu mesajı okuyan client'lar bu mesajı okuyan client'lar mesela burası, bu client bu mesajı alıp Refresh Remote Application event türünde bir event'e gönderip Spring Application context içerisinde atıyor. Ve bunu dinleyen bean varsa dinleyebilir. Bu aşamada henüz config server'dan yeni güncel konfigürasyonu çekmedim. Dolayısıyla refresh yapacağım ama refresh öncesinde bir şey yapmak istiyorsam az önceki örnekte environment change'i dinlediğim gibi bunu dinleyip yapacağım işi yapabilirim. Bu event'i alınca Spring Cloud Config ne yapıyor? Gidiyor config server'ı yöre oluşturup tekrardan config server alıyor ve aynı döngüde tekrar environment'ı güncelliyor. Bundan sonra environment change event atıyor. Environment'ı güncelledim diyor. Sonra tekrar bir event atıyor. Refresh scope'a sahip olan property'leri güncelledim diyor. Bu eventlerin üçünü de dinleyip oralara istediğimiz iş mantıklarını oturtabiliyoruz. Şimdi peki birden fazla servisin varsa nasıl oluyor? Yani şöyle bir senaryo düşünelim. Servis 1 ve servis 2 diye iki servisim var. Ben servis 1'deki özelliği değiştirdim. Servis 1'deki özelliği değiştirdim ve GOGS'a tanımladığım webhook'la aslında önce şu GOGS'taki webhook'u tanımlayalım. Orayla bir refresh yapalım. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Benim repozitörüm buydu.
Bunun settings'ine geliyorum. Webhooks diyorum. Bu aynının şeyde de var. Bitbucket'ta da var. GitHub'da da benzer şekilde. Buradan Gox türünde bir webhook ekleyeceğim. Payload URL'e ne giriyorum? Payload URL'e şunu giriyorum. Buradan çıkayım. Şurada daha önce girmiştim. Oradan alayım. Yani monitor endpoint'ine giriyorum. Evet. Şurası. Evet. Bunu girdim. Sıkıntım yok. Aktif diyorum. Push eventini dinleyeceğim diyorum. Ve hook ekle diyorum. Evet. Şimdi böyle bir webhook ekledim. Yani ben bu repozitörümde herhangi bir değişiklik yaptığım zaman config server'ıma yani şuraya config server'ındaki monitor endpoint'ine bir istek gelecek ve bu istekle refresh başlayacak. Şimdi onu görelim. Onu görmeden önce onu görelim, tamam. Şimdi benim özelliklerimi tekrardan kontrol ediyorum. ABC var. ABC'yi artık değiştiremem. Restart etmem için şey yapayım. Servis TPS'i değiştireyim. Gox'a geldim. Repozitörüme geldim. Servis TPS'imi 20 yaptım. Commit change dedim. Ve şu anda değişiklerin yansımasını bekliyorum. Evet, 20 buraya yansıdı. Buraya da yansıdı. Evet, yani ne oldu? Gox aslında webhook'la monitor endpoint'ini çağıraraktan client'ların kendini refresh etmesini sağladı. Şimdi buradaki mesajlara bakacağız. Sunumdan devam edeyim. Şimdi birden fazla servis olması durumunda, yani servis 1 properties ve servis 2 properties var ve ben servis 1 properties diye sadece servis 1'e özgü bir property değiştirdim. Ve Gox gitti. Config server'ın monitor endpoint'ini çağırdı. Config server'da Refresh Remote Application Event türünde Spring Cloud'a mesaj yazdı. Peki her iki serviste şimdi kendini refresh edecek mi? Aslında servis 2'nin kendisini refresh etmemesi gerekiyor. Şimdi etmeyecek normalde. Fakat git sağlayıcısına göre değişiyor. Şöyle GitHub ve Gox config server'a yaptığı monitör isteğinde hangi dosyanın değiştiği bilgisini iletiyor. Fakat Bitbucket bunu yapmıyor nedense. Dolayısıyla hangi dosyanın değiştiği bilgisi gelmezse aslında bütün servisler kendini refresh ediyor. Ve bunun Bitbucket'ın önüne geçmek için denemedim ama dokümanda yazan Property Notification Extractor diye bir şeyi class'ı override edip orada değişen dosyayı gitten alıp bu bilgiyi mesaj olarak Cloudbus'a iletebiliyoruz. Böyle yazıyor. Bunu denemedim fakat biz Gox ile ilerleyeceğiz. Böyle bir ihtiyacımız yok şu anda. Dolayısıyla servis 1 ile mesaj Cloudbus'a iletildi ve sadece servis 1 bu bilgiyi alıp kendini refresh etti. Peki application properties'i değiştirirsem, oradaki bir konfigürasyon değiştirsem ne olur? Şimdi application properties ortak özelliklerin tutulduğu bir dosya demiştik. Dolayısıyla burayı değiştirirsem bütün servisler kendisini refresh edecek.
Bu noktada bir sorumuz var hocam. Evet. Evet. Şimdi peki biz Git değil de source'umuzu DB olarak düşündüğümüzde webhook olmadan nasıl bir çözüm sağlayabiliriz? Evet. Güzel soru. Şimdi bu ben kendi GitHub sayfamda bu şu anda sunumu GitHub Git üzerinden yapıyoruz ama hani database'de bu iş nasıl yapılır? Hani onun da kodlarını ekledim. Oradan inceleyebilirsiniz. Şöyle orada tabii şey yapamıyoruz. Webhook atamayacağımız için. Daha doğrusu hani otomatik olarak atılmayacağı için database'de. Öyle bir çözüm yok. Şöyle yapılabilir ama hani database'de ki konfigürasyon tablosu belli bir formatta oluşturuluyor bu Spring Cloud Config'de. Zaten tek bir tablo oluşturuyoruz. O tabloya şey yapılabilir. Bir trigger ile tablo dinlenebilir. Ve yazılan bir script ile aslında bu endpointler tetiklenebilir. Yani o şekilde bir çözüm olabilir. Öyle bir çözüm geliştirilebilir yani. Ama onun haricinde bir çözüm okumadım ben, görmedim. Benim aklıma şey geldi, Divizyum geldi ama tabii bu noktada nasıl konumlandırılır bilemiyorum. Yani onu uygulamayı Düşünülebilir. bilmiyorum. Ha, olabilir. Yani farklı çözümler düşünebilir. Yani yapılması gereken özetle bu endpointlerin tek çağrılması. Bu endpointleri Git servislerden bir tanesini kullanırsak zaten sorun yok, oluyor. Ama database kullanırsak bu durumda değişikliği algılayıp bu endpointleri çağıran bir yapı kurmamız lazım. O da dediğim gibi trigger'lı olabilir veya senin bahsettiğin uygulamayla belki çözüm düşünülebilir. Database örneğini burada göstermeyeceğim çünkü vakitten dolayı ama örneği şeyde var. GitHub sayfamda var. Oradan inceleyebilir arkadaşlar. Şimdi devam edeyim ben. Peki şimdi bu batı yazılan mesajlara bakalım. Şöyle yapalım. Evet, şimdi Kafka'yı bilmiyorum. Şimdi Kafka'da Spring Cloud Bus diye bir topik üzerinden haberleşiliyor. Yani state'ler için oluşturulan mesajlar bu topiğe yazılıyor ve register olan client'lar da bu topik üzerinden dinliyorlar. Bu topik ismi değiştirilebiliyor. Default ismi bu şekilde. Şimdi şöyle yapalım tekrardan. Gox'a geliyorum. Yine değişikliğimi yapıyorum. 21 yaptım. Commitledim. Evet. Şimdi bakın şurada webhooks'a giriyorum. Burada Gox yaptığı çağrımları bu şekilde logluyor. İstersen bir değişiklik yapmadan test deliver diyerekten de yine bir çağrı yapabilirim monitor endpoint'ine. Tabii o zaman ne olur? Bir dosya değişmediği için aynen Bitbucket'taki gibi davranır. Yani dosya ismi göndermez ve bütün client'lar kendini refresh eder. Şimdi ben ne yaptım? 21 yine değiştirdim. Bir konfigürasyon değiştirdim. Şimdi Kafka üzerine bir mesaj geldi. Kafka'daki topik üzerine. Şimdi mesajım bu şekilde. Şimdi bu mesajı inceleyelim. Bu mesajı şu sunuma ben eklemiştim, benzer bir mesajı. Şöyle açayım. Evet. Şimdi burada config server oluşturduğu mesaj bu. Origin service'te zaten yazıyor. Bus ID yazıyor. Buradan atılan bir mesaj olduğunu anlıyorum. Yani config server'dan gelen bir mesaj olduğunu anlıyorum. Destination service'te ise bu mesajın hedefi olan client'ların ID'sini yazıyorum. Aslında ID'sini yazmıyor da yani client'lar bu destination serviste yazanla bu destination servisini yazan text ile kendi bus ID'leri örtüşüyor mu? Onu kontrol ediyorlar. Ve örtüşüyorsa mesajı alıp refresh yapıyorlar kendilerine. Refresh'i yapmak için mesajı alan client Config server'a bir acknowledge mesajı gönderiyor. Mesajı aldığına dair. Dolayısıyla config server'da siz isterseniz bu mesajı da dinleyip
Onun üzerinden bir iş mantığı geliştirebilirsiniz. Şimdi bu bus ID ile yani destination service ile origin service nasıl örtüşüyor? Bu mesajları hangi client hangi mesajı alacağını nasıl biliyor? Ona bakalım. Şimdi burası benim git repozitörüm ve ben şöyle bir dosyada değişiklik yapıyorum. Core Billing-V2 Properties'de değişiklik yapıyorum. Şimdi Gox bunu alıyor. Config Server'a gönderiyor. Diyor ki bu dosyada bir değişiklik var diyor. Config Server dosyanın ismine bakıyor. Ve diyor ki bu dosyanın isminde bu dosya yani Core Billing V2 dosyanın application ismi de olabilir. Yani application ismi Core Billing V2 de olabilir. Veya application ismi Core Billing'dir ama profil değeri V2'dir. Veya application ismi Core'dur ama profil değeri Billing V2'dir diye yorum yapıyor Config Server. Bilmiyor ne olduğunu çünkü. Ve şunu yapıyor. Bu bütün alternatifler için ayrı ayrı mesajlar oluşturuyor. Ve bu mesajların Destination Service alanına bu kombinasyonları yazıyor. Yani şöyle. Dosyanın adı Core Billing V2 idi. Yani application adının bu olduğu seçenek. Application adının Core, profilin bu olduğu seçenek. Ve application adının Core Billing, profilin bu olduğu seçenek. Şimdi 3 tane mesaj gönderiyor. Ben bunda değişiklik yapmıştım. Ve benim Cloud Bus ID'im bununla uyuşuyorsa ben o zaman bu mesajı alıyorum. Dolayısıyla ben client'ımın bus ID'sini tanımlarken bunu dikkate alarak tanımlamalıyım. Yani şunu bilmeliyim. Config server bana application name ve profilden oluşan kombinasyonlarla mesaj gönderiyor. Ben de o zaman bus ID'mi buna özgü oluşturmalıyım. Dolayısıyla yaygın kullanım şu. Spring Cloud bus ID'mi şu şekilde oluşturuyorum. Spring application name veya Spring Cloud application name. Bahsetmiştik yani application name veya diğeri kullanılıyordu. Hangisini kullanıyorsam onunla oluşturuyorum burayı. Yani application name'i bu şekilde verip ama bus ID'ye Spring Cloud application name yazarsam olmuyor. Dolayısıyla ne kullandıysam onu burada yazıyorum. Spring Cloud Spring application name diyorum. Benim bus ID'm Spring Cloud application name tire profillerim ve tire unique bir ID'den oluşur diyorum. Dolayısıyla benim profillerim arasında dev vardı. Adım da Core Billing. Benim unique ID'm o zaman Core Billing 2 nokta dev 2 nokta unique bir ID. Birden fazla aslında var. Core Billing 2 nokta başka bir profilim varsa o 2 nokta unique ID. Dolayısıyla bu ikisi örtüştüğü için ben bu mesajı aldım ve kendimi refresh ettim. Eğer application properties değiştirirsem, application properties ortak bir dosya olduğu için config server o zaman profil alanını yıldızlı gönderiyor ve yıldızlı gönderdiği için bütün core billing application alanını yıldızlı gönderiyor. Dolayısıyla application alanını yıldızlı gönderdiği için bütün servisler kendini refresh ediyor. Şey bu şekilde refresh kısmı da bu şekilde. Şimdi security kısmı ile ilgili anlatımlarıma bakalım. Şimdi bu config server architecture, config server mimarimize baktığımız zaman güvenlik uygulayabileceğimiz adımları şu şekilde ben belirledim. Yani güvenlik uzmanı bir arkadaş çıkarsa tabii o çok daha fazla bir liste çıkaracaktır bize ama ben temel olarak hani ne yapabiliriz diye çıkarmaya çalıştım. Şimdi bir şunu yapmamız gerekiyor. Bir kere git üzerinde hassas bir özellik tutabiliriz. Yani işte şifre bilgisi vesaire tutabiliriz. Tutmamalıyız diyebilirsiniz. Yani veya bir güvenlikçi arkadaş burada tutma bunu diyebilir. O zaman
Volt tarzı böyle çok gelişmiş yetenek yönetimi yapan, rol bazlı yönetim yapan bir uygulama üzerinde hassas bilgilerimizi tutabiliriz. Volt'u destekliyor Spring Cloud entegrasyonu default olarak. Ama Git üzerinde tutacağımızı düşünürsek hassas veriyi, bu durumda o veriyi şifrelememiz gerekiyor. Bunun için Spring Cloud Config bir çözüm sunuyor. İkinci nokta Data Store'a geldiğimiz nokta, yani biz Git'e geliyoruz. O zaman Git'e bir authentication'la gelmeliyiz. Biz az önce zaten Gox üzerinde private bir repository tanımladık. Yani basic authentication'la giriş yapacağız. Üçüncü nokta Config Server'a geldiğimiz adım. Config Server'a da en azından basic authentication'la gelin demeliyiz. Çünkü yani belki Config Server aynı network üzerinde hani network dışından erişimler olmayabilir belki. Ama yine de hani bir basic authentication koymakta fayda var. Dördüncü noktada clientler üzerinde propertiler nasıl duracak? Yani mesela bu hassas veri Git'te şifreliydi. Git'ten çözülüp mü buraya verilecek? Burada açık duracak. Yoksa servislerde de encrypt halde mi duracak? Gibi. Tabii bu çoğaltılabilir dediğimiz gibi, yani buradaki liste gibi şeyler var. Şimdi property encryption yapabiliyoruz dedik. Şöyle Spring Cloud Config Server üzerinde iki tane endpoint açıyor. Java Cryptography Extension kullanaraktan. Bunlardan bir tanesi encrypt, bir tanesi decrypt. Şimdi burada bir secret value var. Bu bizim hassas değerimiz, yani şifremiz diyelim. Bunu ben encrypt edebiliyorum buradaki endpoint üzerinden. Peki keyim nerede? Keyimi de encrypt key olarak property dosyamda veya işletim sisteminin environment'ında encrypt key alanında tutabiliyorum. Bu durumda client tarafında da pardon, property dosyasında da tanımlamayı yaparken şu benim encrypted değerimdi. Önüne şu Jipper diye yazıyorum. Buna bakaraktan bunun encrypted bir değer olduğunu anlıyor ve bu key ile decrypt ederekten client'e gönderiyor. Eğer decrypt etmeden, yani config server decrypt ederek göndermesin. Client'a encrypted datayı göndersin. Client kendisi decrypt etsin demek istiyorsam şu özelliği false yapıyorum. Bu durumda server encrypted olarak gönderiyor client'a. Bu sefer client'ın property dosyasında tabii bu key'i vermem gerekiyor ki bu key ile dosyayı açabilsin. Property encryption kısmı bu şekilde. Authentication'da bildiğimiz Spring Security kullanaraktan yapabiliyoruz. Yani Spring Bootstrapper Security ekleyip konfigürasyon dosyamıza veya uygulamaya argüman olaraktan veya işletim sistemi environment'ına username ve password'u verdiğimiz zaman zaten Spring kendisi basic authentication filter'ı dispatcher servlete konfigüre ediyordu. Ve böylece benim bütün endpoint'lerimi onu gönderiyordu. O şekilde tanımlamayı yapabilirim. Yine aynı şekilde Spring Security'de olan rol bazlı tanım istersem end matcher'lar yazaraktan rol bazlı ayrıştırma yoluna gidebilirim. Security tarafı bu kadar. Şimdi en son önemli notlar diye aldığım bazı şeyler var. Bazı parametreler önemli. Şöyle bir parametre var. Server tarafına verdiğimiz şu parametre ile server ayağa kalkarken repository'yi
Git repozitoriyi alıp kendi makinenize, yani konfigürasyon olduğu makineye klonlamasını söylüyorum aslında. Bunu vermezsem ne oluyor? Default davranışında şu oluyor. İlk istekle beraber bu klonlamayı yapıyor. Yani her türlü config server remote'daki, yani GOGS'daki repozitoriyi kendi makinesine klonluyor. Her türlü yapıyor bunu. Ama şunu vermemiz önemli. Çünkü az önce mesela vermemiştik az önce. Mesela hatayı biz isteği yaptığımızda gördük. Config server ayağa kalkarken görmedik. Bunu verseydik o hatayı config server ayağa kalkarken görecektik. Config server'ı bir load balancer'ın arkasına koymamız tavsiye ediliyor. Yani birden fazla instance olması açısından. Hani availability'yi sağlama açısından önemli. Şu parametre ile repository'nin klonu makinamızda, config server makinasında nereye, hangi dizine kopyalanacak onu belirtiyoruz. Bu önemli. Bunu belirtmezsek Linux temporary alana bunu yazıyor ve ara ara Linux temizlik vesaire yaptığı için ve her başlandığında tekrar oluşmaması için, çünkü bu dizini vermezsek her başlandığında yeni bir temp altında yeni bir dizin oluşturaraktan farklı bir yere oluşturuyor, klonluyor repozitoriyi. Bu parametreyi vermemiz önemli. Şöyle olduğunu düşünelim. Yani şöyle olduğunu düşünelim. Clone on start verdik ve uygulama açılırken repository'yi klonladık. Sonra GOGS'da bir sorun oluştu. GOGS'da bir sorun oluşunca biz artık GOGS'a değişiklik yapıp uygulamamızı refresh edemiyoruz. Ne yapacağız bu durumda? Config server'daki klonlu olan, yani config server'a klonlanan repository üzerinde biz değişikliğimizi yapabiliriz. Config server'da gider oradan okur ve yolumuza devam ederiz. Fakat biz config server'da bu değişikliği yaparsak bu sefer GOGS ayağa kalktığında ve webhook'larla config server'a geldiğinde bu sefer şey olmayacak. Yani git pull yapınca config server config'ler ortaya çıkabilir. Çıkacaktır. Config server'a git pull'u force ile çağırması için, forceful yapması için true diyoruz. Yani bunu aslında mutlaka kullanmalıyız. Default'ta false. Şu parametre ile topik ismimizi değiştirebiliyoruz. Kafka'da veya RabbitMQ'da da bu kullanılıyor diye biliyorum. Spring Cloud Bootstrap Location parametresi ile şimdi ben Application Properties'i Locale'imde externalize edebiliyordum. Makinemde dışarı bir yere alabiliyordum. Bootstrap Properties de almak isteyeceğimdir. Onu da bu parametreyle alıyorum. Spring Cloud Config tarafından sağlanan çok fazla sayıda özellik var. Onları burada görebilirsiniz. İncelemek, en azından aklımızın bir kenarında bulunması iyi olacaktır. Sunum bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.